Necla, Cem'den ayrı geçen her günü bir yıl gibi yaşarken Leyla'nın umutlu bekleyişi bugün sona eriyordu. Üniversite sınavının sonuçları açıklandığında hepimiz bilgisayarların başındaydık. Of, herkes birden yüklendi tabii. Sayfa kilitlendi. Bakıyor musun sen de? Ben de bağlanamadım daha. Hay Allah. Fikret ne yapmış Ayrı'ya? Bağlanabilmiş mi? Yok, uğraşıyorlar. Şimdi yoğunluk var, biraz bekleyelim. Neyse, geç olsun güç olmasın hayırlısıyla. Yani. Babanı görsen nasıl heyecanlı. Tahmin edebiliyorum. Bir saattir telefonda, görüyorsun değil mi? Uzaya füze fırlatacaklar sanki. No, Leyla Hanım'ın üniversite sonucu açıklanacakmış. Anne, okumuyorsan bırakayım bak, kolum yoruldu. Senin karının yüzünden ben kolumdan bacağımdan oldum oğlum. İnmelerinde. Bir aydır ne haldeyim? Sesim çıkıyor mu? Şikayet ediyor muyum? Tamam tamam, tutuyorum. Oku hadi, oku. Okuyacağım tabii. Tamam, ben bağlandım. Bağlandık anne. Ay hadi inşallah. Bağlandım Leyla. Ay Necla da bağlandı. Yaz yaz, numarayı yaz. Heyecandan yanlış yazdım. Numarayı yaz. Hadi. Dur yazıyorum. Ne oldu? Kazanmış mı? Ne oldu Necla? Kazanamadım değil mi? Kazanamadım. Alo Necla. Sen söyle baba. Üf, yazık oldu. Leyla. Kızım. Leyla'nın umutlarını söndüren kelimeler babamın ağzından güçlükle çıkıyordu. Leyla kazanamamıştı. Özel üniversite için puanı tutuyordu ama onu karşılamaya gücümüz yoktu. Ne babam ne de Leyla özel üniversite lafını telaffuz etti. Başarı, başlangıç ve bitiş çizgisi arasındaki farktır. Leyla çok çabaladığı halde yol alamamanın üzüntüsünü yaşadı. Zaman kimine göre yavaş, kimine göre çok hızlı geçip gidiyor. Oğuz geçen zamanı iyi değerlendiriyordu. Kazanma hırsını dizginleyip basamakları yavaş yavaş çıkmaya çabalıyordu.